Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu şekilde bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim modelimiz çok güzel çok da gördüğünüz gibi arkadaşlar çeyize yakışan bir model oldu böyle siyahın üzerinde rengarenk bir şekilde çiçekleri şimdi açtıra açtıracağız Siz de açtırabilirsiniz yani arkadaşlar Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ara suyumuz bu üçgen kirpikli trabzanlardan oluşuyor Şimdi model amaçlı olduğu için ben 5 tane koydum. Çünkü ekranda yakın olunca daha güzel gözüküyor göze. Şöyle hitap etsin diye arasını yakın yapıyorum. Siz 7 defa koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle yemenimizin ikişer zincir çekerek tığ battısını hazırlıyoruz. Ve tığ battımızın içine sık iğne ile girip 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen bu boş olan tığ battıya girip 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım yine 2 zincir çekiyorum biz yaprağımız için yuvaya başladık 5 tane olduğu için şimdi bitişte arkadaşlar yine bu şekilde kirpikli olanı da göstereceğim 1 2 zincir bir defa doluyorum hemen boş olan tığ battıya girip 2 2 olarak aldım şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 çevirdim şöyle ters tarafına bu boş bıraktığımız trabzanımızın tepesine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve buraya bakın 8 zincirden bir tane yuva yaptık. 1 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yaprağımın içine girip 2 2 olarak aldım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girip 2 2 2 olarak bu şekilde dördüncü trabzanımı aldım. Yine 2 defa doluyorum. Sonuncu trabzanım için 1 2 2 ve 2 alarak bu şekilde yaprağımızı bitirdik. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 Bu yaprak 5 veya 6 tane alıyor arkadaşlar sık iğneyi. Siz 5 tane alırsa 5 tane yapın. Zorlamayın şu şekilde trabzanınızı. Ve son olarak 7. sık iğnemi de bu şekilde ana yuvada yapıyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Ana yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Hemen 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum şöyle ters tarafından trabzanımın arasına girip buraya bir tane yuva yapıyorum bu şekilde. Yine 4 zincir döndüm düz yüzüne bir defa tığımı doladım hemen yuvaya girdim şöyle iki iki alarak minik bir trabzan yaptım buraya altı tane bu şekilde yuva hazırlayacağız bu ilk yuvamız bir zincirimi çektim bir defa doladım yuvalarımızın arasını bir zincirle şöyle minik olarak ayarlıyoruz arkadaşlar şöyle bir zincir bir defa doladım 5 zincirli yaptığım yuvaya girip 2 2 olarak aldım bakın 3. yuvamız bir zincir bir defa doladım şöyle yuvaya girip 2 2 olarak aldım. bir zincir bir defa doluyorum bu şekilde arkadaşlar toplamda altı tane yuva hazırlayacağız bakın beş tanesini yaptık tekrar 4 zincir çekiyorum ve ana yuvada altıncı yuva olarak bu dört zincirimi bu şekilde kapatıyorum Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu dalımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar şöyle şu bir şey söyleyeyim. Bu bana geldiğinde trabzandı. Ama bakın üstü yaparken de fark edeceksiniz. trabzanı hani tek kat alımları var. Hani e, biz 7'den 70 herkese hitap ediyoruz. Size bu şekilde o kadar yapımı kolay olacak ki hani tek katım aldı çift katım aldı teli sıyrıldı mı derdi olmasın diye yuvayı bu şekilde hazırladım normalde trabzanla aralıksız zincirsiz trabzanlarla doluydu Evet bu şekilde kolaylaştırdım elimden geldiği kadar herkesin yapabilmesi için bazı şeyleri kolaylaştırıyorum sizler için bu yaprağın aynısını şimdi buraya da yapalım bir defa tığımı doladım 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 3 seferde 1, 2, 2. 3 trabzanımız bu şekilde bir tık daha büyük. İki defa tığımı doluyorum. Yine yuvaya girdim. 2, 2, 2 alarak 3 seferde. Dördüncü trabzanım 3 seferde. Sonuncu ve 5 trabzanım için iki defa tığımı doluyorum. Şöyle yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde sonuncu trabzanımı yaptım 4 zincir çekiyorum ve son yaptığım trabzanı aralayıp sık iğne ile buraya sabitliyorum geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapacağız tıpkı ilk yaprakta olduğu gibi şöyle 2 3 4 Evet bu şekilde 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 7. sık iğnemizi de bakın ana yuvada yaparak yaprak işlemimizi bitirdik arkadaşlar. İkinci yaprağımız da bu şekilde hazır oldu. Dibine 2 tane zincir çekiyorum. Bu yarım kalan trabzanımı bakın bu taraftaki gibi şöyle tığ battıya boş olan tığ battıya kapatarak tamamlıyorum. Evet yaprak işlemim ve bu şekilde dalımız için hazırladığımız yuvalarımız hazır. Şimdi bu ilk başlığa gösterdiğim 5 tane olan trabzanı yaparak devam edeceğiz. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 2 alarak şöyle bir trabzan yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum. Tomurcuğumu. 2 zincir. Evet ara suyunu da bu şekilde yapıyoruz yine iki zincir bir defa doladım hemen yandaki boş tığ battı ya 2 2 alarak şöyle bir trabzan yaptım 4 zincir kapattım trabzanıma 2 zincir yandaki tığ battıya girerek yaptığım iki zinciri kapattım Evet bu yaptığımız ara suyundan 5 tane siz fazla 7 tane yapalım arkadaşlar bu şekilde şimdi çiçeğimizi nasıl yaptık yapılışına geçelim Evet arkadaşlar şöyle bir iki zincir çekerek ipimi bu şekilde tığıma tutturdum bu yapmış olduğumuz yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ilk yuvadan bu şekilde ipimi tığıma tutturdum 4 tane zincir çekiyorum şöyle hemen ters tarafından çeviriyorum bu dört zincirli yaprağın ucundaki tomurcuktan sık iğne ile ipimi sabitliyorum bir zincirle düz yüzüne döndüm bu yaptığım hani tiz zincirimiz aslında trabzanda diyebiliriz buraya beş tane sık iğne yapacağım bu bir iki üç dört ve beş beş tane sık iğneyi 4 zincirimizin üzerine yaptık ve yine bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile girdim bakın arkadaşlar şimdi hem tutturma işini hem de sık iğne ile girme işini aynı yuvanın içine yaptık şöyle girmesi de gayet kolay oldu değil mi trabzandan buraya girmesi herkes için hani 7'den 70'e benim gibi gözleri pek görmeyenler için de rahat bir girip işlemi oldu Şöyle bir zincirimi çekiyorum sık iğnemin üzerine büyükçe şöyle bir örümcek yapıyorum bak. Örümcek gayet büyük şöyle. Hemen ters tarafına çevirdim. Bu yaptığımız ilk sık iğneyi bir zincirle dönüş yaptığımız sık iğnenin tepesine kapattım. Bir zincir çektiğimiz için de gayet arkadaşlar kolay bir sık iğneyi değil de sanki rahat bir e, batmış gibi oldu. Bir zincirimizi çekip yine düz tarafına döndük. Bakın, şöyle e, çevirdiğimizde iki tel üste geliyor. Bakın tuttuğumuz zaman arkadaşlar bir tel otomatik altak iniyor. üstteki iki telin arasına girip buraya bir zincirimle bir tane sık iğne yaptım. Diğerlerini iki zincir çekeceğim. Bu dönüş olduğu için ilk bir zincir. Diğerleri iki zincirden. Buraya 5 tane kirpik yapıyorum. Bu ilk kirpiğim. 2 zincir şöyle minik minik, kıvar kıvar kirpiklerim oluyor. 2 zincir 3. 4. Tekrar 2 zincir 5. Şimdi bu iki telini 5 tane bu şekilde kirpikleri hazırladık ya arkadaşlar bakın. Burada bir tane telimiz kalmıştı o teli de öbür ikisinin yanına bu şekilde tığımın ucuyla yaklaştırıp üçünün birden arasına girdim sık iğne ile buraya sabitledim bakın arkadaşlar tek tel bu şekilde şu güzel görüntüyü vermek için sanki ayrıyeten bir örümceğin üzerine yapmış gibi bu şekilde sık iğne ile tutturdum ve geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5. Bu şekilde şu trabzanla bu trabzan eşit bir tutum olmuş oluyor arkadaşlar. 5 tane sık iğneden sonra bakın bunu şimdi yaptığımız işlemimizi bir sonraki hani bir zincirle ara ara yaptığımız bu yeşil yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Dibine de bir tane zincirimi çektim. İlk yuvam bu şekilde hazır. Yine aynı şekilde ilk yaptığımız gibi büyük bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle örümceğimizin boyutu bu. Ters tarafından çevirdim. Bu kirpiğimizin dibindeki ilk yaptığımız sık iğne var ya. Oruya bu şekilde girip bu örümceğimi sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Yine düz yüzüne döndüm. Bakın. İki tane örümceğim üstte bir tane örümceğim bana yakın Bu iki örümceğin içine giriyorum iki telimden alıyorum sık iğne ile sabitliyorum Bunu saymıyorum arkadaşlar kirpik olarak bu dönüş sık iğnesi İki zincirden buraya beş tane bu şekilde kirpik yapacağım Bakın iki teli Şöyle arasından girdim bu birinci kirpik İki zincir Yine 2 zincir 3. 2 zincir 4. 2 zincir bu da 5. kirpiğim. Evet bakın. Şöyle 5 tane kirpiği yaptık. 5 tane kirpiğimiz biter bitmez bak şu telimizi şöyle parmağımızla da destek verebiliriz tığımıza. Öbür ikisinin yanına katıp burayı 3 tane ilmeğe çevirdik. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın ikinciyi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 ve 5. Evet. Örümceğimin geriye kalan kısmına da 5 tane bu şekilde sık iğne yaptım ve bakın bir zincirle yaptığım bu yeşil yuvamın da içine Gayet rahat, kolaylıkla. Acaba tek telini mi aldım, iki telini aldım mı diye korkmadan kolay bir şekilde bu şekilde girebiliriz. Evet, yine aynı şekilde bir zincirimi çekip, bu iki işlemde ne yaptıysam arkadaşlar, diğer e, bu şekilde dört tane işlemimiz kaldı. Üç tanesini de yapalım, sonuncuyu beraber yapalım çünkü orada aynı bu şekilde yaprağın ucuna tutturma işlemi var. Onu size göstereyim. Evet arkadaşlar yuvaları bu şekilde bakın hazırladık. Son yuvayı bu şekilde sizlere bıraktım. Ve buraya şöyle bir yine büyüklüğünü büyük bir örümceği göstermiştim. Bu şekilde sık iğne ile örümceğimi yapıyorum. Ters tarafına çevirdim. Bu ilk sık iğnemizi kirpikten sonra yaptığımız ilk sık iğnemizi bu şekilde buraya sabitliyorum. Bir zincirle dönüşümü yaptım düz yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle telin zaten birisi bize doğru. Hemen bu üstteki iki teli öne bakan iki telin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. İki zincirimi çektim. Şimdi buraya 5 tane kirpik yapacağız. Yalnız 5. kirpiğimiz arkadaşlar buradaki yaprağımıza tutturacağız. 2 zincir kapatıyorum. 3. kirpik 2 zincir, dördüncü kirpik. Şimdi 4 kirpikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi 4 zincirli tomurcuğun yaprağın ucundaki tomurcuğuma sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Normalde 2 zincirli kirpik yapıyorduk ya arkadaşlar. Bu şekilde biz de yine 2 zincirli bir sık iğne ile sabitlerken bir de bu şekilde çiçeğimize sabitlerken Bakın 5. yaptığımız kirpiyi bu şekilde tutturuyoruz ve geri kalan kısma yine bakın örümceğimi bu şekilde bakın topladım. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 ve 5 geri kalan örümceğimi de bu şekilde beş tane sık iğne ile doldurdum. Yine ana yuvamız olan yeşil yuvaya da son yuvamıza da bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen ipimi koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Bakın kalıp gibi olduğu şöyle. Bütünsüz olduğu halde kalıp gibi ipimizi inceltelim zincirlerimizi de bu şekilde sıkı sıkı çekerek yapalım arkadaşlar ve dediğim gibi böyle siyah bir yemeniye rengarenk böyle pembeler morlar istediğiniz zevkinize uygun renklerde yapabilirsiniz içine tabi istediğiniz hangi rengi seviyorsanız çünkü siyah her renk kırmızı en çok yakışan renklerden biliyorsunuz Evet modelim bu şekilde siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.